Herkese merhabalar. Ben Doktor Aşk 55 Kayan. Kadın hastalıkları ve doğum hekimiyim. Ve bugün jinekolojik muayeneden neden korkarız? Jinekolojik muayene nasıl yapılır? Neden korkmamalıyız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, biliyorum. Kadın olmak zor. Sonuçta ben de bir kadınım. Ve kadın olarak tüm yaşadığınız korkuları ben de inan hasta olduğum takdirde, yani yer değiştirdiğimizde, doktor kimliğimle değil de hasta kimliğimle bir muayeneye gittiğimde yaşıyorum. Ama neden korkmamalıyız? Bunlardan bahsetmek için de bir sürü sebebimiz olduğunu bir hekim gözüyle de biliyorum. Aslında her şey rahatlıktan ibaret. Yani muayene kolaylığı rahat olmayı gerektiriyor. Neden? Çünkü bizlerin vajen yapısı oldukça esnek bir yapı. Etrafı kas tabakasıyla kaplı, etrafı bir yuvarlak kasla kaplı olduğunu düşünün. Siz kapattığınız takdirde içeriye doktorun muayeneyle girmesinin imkanı yok. Ama siz gevşettiğiniz takdirde muayene oldukça rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Tıpkı cinsel ilişkideki durum gibi. İlk cinsel ilişkilerinizi düşünün. Oldukça zor olan cinsel ilişki zamanla nasıl rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü artık siz korkularınızı bir kenara bırakıp kendinizi daha da rahat bırakıyorsunuz. Vajinismus hastaları için bu geçerli değil tabii ki. O ayrı bir konu. Onu başka bir gün detaylı vajinismustan bahsedeceğim. Neyse, vajinin iç dokusu bir akordeon gibi. Yani içinde böyle mukozal katlantılar var. Açtığınızda genişliyor, bıraktığınızda daralıyor. Düşünün ki sanki oradan bebeğin başı çıkıyor. Yani bu nasıl olabilir? Bebeğin başının çıktığı kadar genişleyebilen bir organa biz muayene mi edemeyeceğiz? Bu şekilde düşünmek lazım. Ama iş gevşemekten, kendini bırakmaktan ve rahatlamaktan geçiyor. Tabii bu içinde bulunduğunuz muayene ortamıyla, kendinizi rahat isteyip hissetmemenizle, ortamda kaç tane insanın olduğuyla, size gereken rahatlık ortamının sunulup sunulmamasıyla da tabii ki birebir ilintili. Ama en çok sizin beyninizde olan bir konu. Eğer siz kendinizi rahat bırakır, hekiminiz de bir tık nazik davrandığı takdirde muayene çok kolay. Peki, biz muayeneyi nasıl yapıyoruz? Ondan önce sizi maketime tanıştırmak isterim. Umarım aranızda yoktur, yani ya da bunu yanlış anlamayın ama bu maketin adı yıllardır Şukufe. Çünkü çok uzun yıllardır biz burada öğrenci arkadaşlarımıza bu maket üzerinde jinekolojik muayene eğitimi vermekteyiz. Nasıl yapılır diye jinekolojik muayene eğitimlerini maket isimle biliyoruz. Neden bir isim var? Çünkü öğrencilerime hastalara ne kadar nazik davranmaları gerektiğini ve nasıl konuşmaları gerektiğini ona bir kimlik kazandırarak anlatıyorum. Tıpkı şöyle bir örnek demonstrasyon yaparsam. Merhaba Şükrü Hanım, bugün nasılsınız? Tabii ki Şükrü Hanım bu şekilde yatmıyor bu esnada. Biz onunla göz göze birbirimize bakıyoruz. Ben onun şikayetlerini sorgularken. Uzun bir konuşmadan sonra muayene masasına alıyorum hastamı. Şükrü Hanım'a giyeceği rahat bir etek ya da üzerine bir örtü, temiz bir örtü vererek temiz bir muayene masasına alt iç çamaşırını çıkarak oturmasını söylüyorum ve muayene masasına alıyorum. Ta ki ben Şükrü Hanım, merak etmeyin, rahat olun, hiç canınız acımayacak, ben sizi nazik bir şekilde muayene edeceğim. Siz de eğer gevşek olursanız hiç canınızın yanmayacağına emin olabilirsiniz diye telkinde bulunuyorum ve muayene masasına alıyorum. Az sonra muayene masasını da size göstereceğim içeride. Ve topuklarıyla ya da dizlerinin altıyla, bu bizim litotomi tabir ettiğimiz muayene masasına yattığında, üzerinde de örtüsü var, örtüyü kaldırdığımızda bizim karşımıza çıkan manzara bu oluyor. Biz ilk etapta bir dış genital bölgeyi gözümüzle bakıyoruz. Herhangi bir bozukluk, anormallik var mı? Bir virüs var mı? Bir sihir var mı? Kızarıklık var mı? Akıntı, kaşıntıya dair görüntü, kımlanma artışı, bir tümöral doku, şişlik vesaire. Bunlara baktıktan sonra dışta vulva dediğimiz bölgeyle herhangi bir sorunumuz olmadığı takdirde içeriye bakmamız gerekiyor. İç bölgeyi de neyle bakıyoruz? Spekülum dediğimiz bir aletimiz var. Onunla bakıyoruz. Yani bu spekülum vajen içini ve rahim ağzını görmemize yarıyor. Spekülümü taktığımız takdirde direkt karşımıza serviks dediğimiz rahim ağzı. Spekülümü taktığımız takdirde direkt karşımıza serviks dediğimiz rahim ağzı çıkıyor. Spekülüm bu. Plastiği olabilir, metali olabilir. Metalleri genellikle steril olup gelir, steril bir şekilde. Bunlar ise kullanat. Bir hastayı kullandıktan sonra çöpe atılır ve
yeni bir kullanım olduğu takdirde yenisi açılır yeni paketle. Yani her hafta da bir tane kullanırız ve çöpe atarız bu spekülümleri, plastik spekülümleri. İçeriye yerleştirdikten sonra ağzını açar ve buradan rahim ağzına bakarız şöyle. Ve vajeni açtıktan sonra şu plastiğiyle çevirerek böyle bunun bu şekilde kalmasını sağlarız, sabitleriz. Böylece rahimin içini, bu bölgeleri de şeffaf olduğu için bunların da alt bölgelerini, tüm vajen duvarlarını ve rahim ağzını net bir şekilde izlemeye yarar spekülüm dediğimiz alet. Şimdi ben... Şükufe Hanım üzerinde size bir vajinal muayene yapmak istiyorum. Böylece siz de hayal etmiş olabilirsiniz muayene masasında başınıza neler geleceğini. Öncelikli olarak Şükufe Hanım'a gerekli telkinlerde bulundum. Az önce de belirttiğim gibi. Şükufe lütfen sakin ol. Herhangi bir şekilde canın yanmayacak. Ben sakin bir şekilde yavaş yavaş nazik bir şekilde muayeneni yapacağım dedikten sonra kameramı da biraz şöyle alayım siz de görebileyim. Şükufe'nin genital bölgesini. Spekülümümü 45 derece açıyla dudakları şöyle kenara ayırarak yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra yüz çeviriyorum ve açıyorum. Açtıktan sonra dediğim gibi sabitliyorum. Şimdi Şükufe Hanım'ın serviksi net bir şekilde ve vajen duvarları net bir şekilde görünüyor. Sizin de görmenizi sağlamak istiyorum mümkünse. Evet, serviksi görüyorsunuz. Buradan simiri nasıl alıyorum? Simir fırçasıyla alıyorum. Simir fırçası hemen şöyle bir fırça. Bunlar da paketli oluyorlar. Açıyorum. Ucu hafif sivri. Neden? Rahim ağzının iç kanalına doğru ilerlesin diye. Ve bu bir fırça. Bu şekilde can yakmaz. Plastik. Bakın canımı acıtmayacak bir fırça. Yani simir aldırmak da hiçbir şey yok. Ruhunuz dahi duymaz simir aldırırken. Nasıl yapıyoruz? Hemen bu spekülüm içerideyken, serviksi de böyle görebiliyorken simir fırçasını içeri yerleştiriyoruz. Ve şöyle 3-4 tur serviksin içinde yaklaşık 5 tur çeviriyoruz. Şimdi artık simirimizi aldık. Yani simir rahim ağzından dökülen hücrelerin fırçayla alınması anlamına geliyor. Kameramı düzelteyim. Ve bunu sıvı bazlı ya da lamlara yayarak patolojiye gönderiyoruz. Bunlar daha etkili oluyor. İçine koyuyoruz, karıştırıyoruz ve çöpe atıyoruz. Bunu da patolojiye gönderiyoruz. Böylece sizin simir sonucunuz yaklaşık 2-3 hafta sonra patolojiden alınabiliyor. Yani işlem bu. Tabii ki hemen Şükufe Hanım'ı böyle bırakmıyoruz. Kibarca simir aldıktan sonra açıyoruz ve yine kibarca aleti kapatıp 45 derece açıyla dışarıya minik hareketlerle çekiyoruz ve muayenemizi bitiriyoruz. Tabii ki bundan sonra ultrasonografi yine bir manuel dediğimiz parmakla elle muayene devam edeceğiz. Öncelikle bir manuel muayene yapacağız. Bir manuel muayenede biliyorsunuz kadın doğumcular bu sağ ellerinin işaret ve orta parmaklarını kullanarak iki parmaklarıyla vajinal tuşe dediğimiz bizim vajen muayenesini yapıyoruz. Bunda yine çok kibar bir şekilde iki parmağımızla büyük dudakları ayırarak önce işaret parmağı sonra orta parmağımızla içeri sokarak bu şekilde serviksin altından karnı muayene ediyoruz. Bir elimiz yukarıda bir elimiz serviksin altında uterus dediğimiz bizim rahmi sıkıştırarak rahmin kıvamına, sertliğine, büyüklüğüne ve hareketine bakıyoruz. Öne mi bakıyor, arkaya mı bakıyor, hareketli ağrılı mı, herhangi bir kitle elimize geliyor mu? Tüm bunları bu manuel muayene ile anlayabiliyoruz. Daha sonra bizim adnex dediğimiz tüplerin ve yumurtalıkların olduğu sağ ve sol bölgeleri de aynı şekilde muayene ederek işlemimizi bitiriyoruz. Çok geçmiş olsun Şükufe Hanım diyoruz. Tabii ki bu esnada transvajinal ultrasonografimizde vajene probu yerleştirerek bitiriyoruz. Bu en kolayı, yani bu muayeneler olduktan sonra transvajinal ultrasonografiyi anlamayacaksınız bile. Muayenemizi bu şekilde bitiriyoruz. Çok geçmiş olsun Şükufe Hanım. Artık giyinebilirsiniz diyerek işleme son veriyoruz. Eğer eş zamanlı olarak human papillomavirüs testi de yapmak istiyorsak onların solüsyonları böyle başka kutularda oluyor. Bu solüsyonlara da ikinci bir fırçayla spekülüm içerideyken serviksten sürüntümüzü alıp yani rahim ağzından sürüntümüzü alıp içine yerleştiriyoruz. Yani HPV testi yapmak ya da simir almak asla ve hatta can acıtan yöntemler değil. Oldukça basit, oldukça kolay yöntemler. Yeter ki siz içeriye spekülüm yerleştirilirken
gevşek olun, rahat olun. Hekiminiz zaten nazik davranacaktır içeri girerken. Sizin de canınız yanmayacaktır. Bu muayeneleri aksatmamak çok 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 önemli. Özellikle cinsel aktiviteden sonra ilk 3 yılda simir aldırmak çok önemli. 30 yaşından sonra 5 yılda bir HPV ve simir testinin birlikte alındığı KOTES dediğimiz testi yaptırmak çok önemli. Unutmayalım da hem ağzı kanseri. Önlenebilir bir kanser, tarama testlerini düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, düzenli takiplerinizi giderek yaptırdığınız takdirde hekiminiz size şu tarihte gelin dediğinde lütfen bir sonraki tarihe kadar gönlünüz rahat olarak evinizde geçirebilirsiniz. Ama o tarihte mutlaka gitmeyi unutmayın. Şükrüfe Hanım'a bugünkü eğitimimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. O bizim emekçimiz. Çok öğrencinin jinekolojik muayeneyi öğrenmesine katkıda bulundu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.